Değerli arkadaşlarım, herkese selamlar. Bu videomuzda 6.200 yeni atama kararı hakkında sizlere bilgi vereceğim. Uygun olduğu takdirde lütfen başvurunuzu yapın. Uygun değilse de diğer tüm memur atamasından haberdar olmak için bildirimleri aktif hale getirmeyi ve bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar. Şimdi ilk önce hangi dallarda atama olacak onun bilgisini vereceğim. Daha sonrasında başvuru şekli, yeri, tarihi, özel koşulları hakkında tek tek bilgi vermiş olacağız. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılacak olan atamanın duyuru linkini de açıklama kısmına bıraktım. Oradan rahat bir şekilde bu sayfaya ulaşım sağlayacağınızı belirtmek istiyorum. Şimdi bizler tabloya bakacak olursak da öncelikle 3 kat aday sınava çağrılmış olacaktır. Sizler söz sınavın ardından atanmış olacağınızı belirtmek isterim. Kur'an kursu öğreticisi, imam hatip ve müezzin dallarında atamalar yapılmış olacaktır. KPSS P124 puan türü geçerli olmakla beraber İlahiyat Fakültesi kadın, hafız kadın toplamda 1300 kişi alınmış olacaktır. İmam Hatip Dağı'nda ise görmüş olduğunuz öğrenim durumlarında toplamda 4600 atama yapılmış olacaktır. P124'ler ve P123'ler ihale hafızda ise P122 puanı geçerli olacağını belirtmek isterim. Bunun haricinde müezzin alımında ise P124, P123 yine P122 olmakla beraber toplamda 300 atamay buraya da yapılmış olacak arkadaşlar. Pekala başvuru şartlarına baktığımız takdirde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bazı ortak niteliklere taşımış olmanız gerektiğini yazmış durumda. Başvurunun son günü itibariyle tabloda belirten öğrenim durumlarına sahip olmanız lazım. KPSS P124, ön lisans için P123, orta öğretim için de P122 puan türlerinden en az 50 puana sahip olmanız gerekiyor. Hani en az 50 puanla başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvuru yapacağı ünvanda görev yapmaya mani bir engeli bulmaması lazım. Hafız kontajan gruplarına başvuran adaylar için de halen başkanlığımız teşkilatında personel yapılacak ünvanlarda kadrolu veya sözleşmeli çalışıyor olmamanız gerekiyor. Yani sizler buralarda çalışıyorsanız başvurunuzu yapamazsınız. Çalışmıyor olmanız gerekiyor arkadaşlarım sadece bir unvana başvurunuzu yapabileceksiniz. Başvuru işlemleri ise elektronik ortamda mezuniyet bilgileri bulunan orta öğretim mezunlarının başvuru işlemleri 26.12.06.01'de sınav diyanetten sizlere başvurunuzu yapabilirsiniz. Eğer mezuniyet bilgileriniz bulunmuyorsa, gözükmüyorsa 26.12 ile 06.11 arasında yine başvurunuzu yapın. Fakat daha sonrasında sizlerin herhangi bir ilçe müftülüğüne şahsen müracaat etmeniz gerektiğini de vurgulamış durumda. Zaten gözüküyorsa gitmenize gerek yok. Ama gözükmüyorsa mezuniyetiniz sistemde buraya gidip herhangi bir ilçe müftülüğünde şahsen müracaat etmeniz gerektiğini vurgulamak isterim arkadaşlarım. Başvuru işlemleri ile ilgili diğer kısımları size açıklama kısmına bıraktığım link üzerinden rahat bir şekilde ulaşmanızı sağlayacaksınız. 3 katı kadar aday sözlü mülakata çağrılmış olacaktır. Sınav sözlü olarak da Ankara, Antalya, Bursa, Bolu, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İstanbul Avrupa Anadolu olarak ayrılmış durumda. İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Tekirdağ, Trabzon, Samsun, Şanlıurfa, Rize, Van, Yozgat illerinde sınavlar yapılmış olacaktır. Arkadaşlar sınav konuları veya diğer önemli bilgileri de yine açıklama kısmına bıraktığım link üzerinden rahat bir şekilde ulaşım sağlayacağınızı belirtmek istiyorum arkadaşlar. Umarım hakkınız dairesi olur ve en güzellere gelmiş olursunuz diye umut ediyorum. Lütfen bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ve tüm süreçten haberdar olmak için kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.